Hayatının bugünkü konuğu Selcan Gür. İş insanı ve yazar. Ama ben yazarı öne alın dedim tanıtırken konuğumuzu. Çünkü yeni çıkan eseri üzerinden konuşacağız. Yalnızca kitabı değil ya da önceki kitaplarını değil, bu kitaptaki temel ağırlığı konuşacağız. Kültür tarihi içinden bakmak, iman açısından değil, insanlık tarihi içinde bu kültürel coğrafyanın büyük değerini ele almak ve konuşmak üzere bir aradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Kitabımızın adını siz söyleyin bize. Tamam, ben söyleyeyim. Plaza Sufisi. Ve? Kitabımızın adı Plaza Sufisi. Ve burada konuksunuz. Evet. Bel kemiğinde Plaza ve Sufisi. Ve Sufizm var. İkisini bir arada evet, ele alacağız. Plaza. Plaza insanı, günümüz insanı temsil ediyor aslında. Evet. Plaza, illa plazalarda yaşamamız gerekmiyor. Evet. Modern dünyada, metropollerde, işte bu gökdelenler arasında, binalar arasında sıkışmış, nefes almaya çalışan, mutlu olmaya çalışan ama bu konularda da zorluklar yaşayan günümüz insanı, plaza insanı. Evet, peki Sufi? Sufizm de şuradan geliyor. Tasavvuf günümüz insanına neler söyleyebilir? Tasavvufu biz yüzyıllar önce yeşermiş bir öğreti olarak orada bırakırsak ne olur? Ama oradan istifade etme şansımız hala var mı? Bunları araştırdım. Evet, tasavvuf dediğimizde kitabi anlamının, gelen anlamının temelinde iki kaynağı var. Kur'an ve sünnet. Tasavvufu bu topraklarda savunan büyük değerler var. Evet. Mütesavvuflar var, doğru. Kültür insanları var. İman açısından değil, kültür tarihi açısından baktığımız zaman tasavvuf müthiş bir birikim ve özgünlük. Bunu nasıl bir ihtiyaçla ele ortaya aldınız? Çıkardık. Şöyle anlatayım. Şimdi günümüz insanına baktığımızda konforumuz, yani maddi konforumuz yerinde. Hani yaşam süremiz uzadı. Sağlık, tıp, teknoloji, her alanda ilerlemeler var. Eskisinden daha uzun yaşadığımız gibi daha konforlu yaşıyoruz, daha çok hizmete ulaşıyoruz. Fakat manevi konforumuz açısından aynı şeyi söylemek mümkün değil. Depresyon yaşı giderek daha küçülüyor. Depresyon oranları daha çok artıyor. Şimdi burada akla gelen soru şu. Madem ki teknoloji, tıp ve diğer bütün alanlarda bu kadar gelişme yaşıyoruz, ama neden insanımız, yani genel anlamda bütün dünya insanından bahsediyorum, daha mutsuz, neden aradığı konforu, mutluluğu bu yaşamda bulamıyor? Bununla ilgili de bu günümüzde metropollerde çok fazla yeni nesil spiritüel öğretiler ortaya çıktı. Belki sizler de takip ediyorsunuzdur. İşte Dolunay çemberleri, sessizlik kampları, aile dizimleri, yani böyle herkes bir arayış içinde. Ben de dedim ki madem böyle bir arayış var, neden biz kendi topraklarımıza bakmıyoruz? Yani bizim coğrafyamızın getirdiği tasavvuf öğretisine neden bakmıyoruz da işte doğuda veya batıda arıyoruz? Buradan aslında yola çıktım ben. Peki bu soruyu kendinize sorduğunuzda ve bir eser meydana getirip evet, yayınladığınızda şunu sormak durumundayım. Öncesinde ilginiz var mıydı tasavvufa? Nasıl bir kültürel coğrafyadan, sizin özel aile yapınızdan merakla soruyorum. Doğru, doğru. Tasavvufun büyük isimleriyle daha önce yüz yüze gelme var mıydı? Daha... Ahmet Yesevilerle, buraya geldiğimizde Hacı Bektaşlarla, Yunuslarla yüz yüze gelme var mıydı? Evet, vardı. Şöyle ki milliyetçi bir görüşten gelen bir babanın kızıyım. Bizim ailemizde de ben çocukken, büyürken hep böyle işte tarih profesörleri, edebiyat profesörleri, ondan sonra işte milli menfaatleri düşünen konuklar, genelde böyle o tip insanlarla küçükken ben tabii anlamıyordum hani ne konuşuluyor falan, ama bir kulak dolgunluğu zaten hep oluyordu. Evet. Ama onlar evet, bir kenarda kalmıştı. Evet. Sonrasında işte Ahmet Yesevi olsun, Yunus Emre olsun, buraya da nereden geldim? Şimdi bu yeni nesil spiritüel öğretilere ben de böyle bir
merak sarıp bakmak istedim. Ama bir şey burama oturmadı. Yani bu batı dünyasından gelenler çok havada kaldı. Böyle çeviri gibi. Olur ya bazen böyle bir çeviri uymaz gibi. Sizin kültürünüzde. Yani nasıl diyeyim, orada daha bireysel bir toplum var ya. O bireysel toplum ve işte kendini şımart, sen çok değerlisin, sen her şeyin en iyisine layıksın. Yani bu öğretiler benim aklıma ve kalbime pek hitap etmedi. Etmez. Etmedi. İmparatorluk coğrafyasının Cumhuriyet öncesi devletler geleneğinin içinden gelen bir Türk kadını, evet, Cumhuriyet kızı olarak etmez. Çünkü emperyal bir dünyadan gelen öğretiler bunlar. Başka biçimde dünyayı sömürerek gelen öğretilerin içinde kendilerini öne çıkarma dışında bir dünya yok ki. Evet, ama aynı şekilde uzak doğudan gelen öğretiler de bana hitap etmedi. Onu da ben böyle fazla nasıl diyeyim edilgen buldum. Orada da böyle gerçek dünyanın çok ötesinde mesela nefsi silmek, ya yani nefsi silmek böyle bir şey yok. Nefsi bilmek var bizde. Evet. Yani uzak doğunun işte o nefsi silelim, daha böyle inzivada yaşayalım falan. Onlar da bizim bir ayağımızı, maddi dünyada olan ayağımızı da oradan kesecek gibi olduğu için onlar da hitap etmedi. Dedim ki ben tam ortada olanı, yani bize ait olanı araştırayım, bulayım, bakayım. Bu bizim kültürel dokularımızla daha uygundur diye düşünüyorum. Ne kadar güzel, ne kadar güzel bunların tespiti ve önerilmesi. Batı eğitimi almış bir insansınız. Evet. Evet, yani iş dünyasının içindesiniz. Evet. Yazarlığı öne aldık önce bu programda, evet, ama iş dünyasının içindesiniz. Evet. Kuralları olan ve hukuku olan ilişkilerde Batı ağırlıklı gelen, gerçi ekonomi politikten baktığımız zaman yeni bir dünya ve doğuya doğru kayıyor. Türkiye çok önemli bir ülke ve evet, Asya var ekonomik yaratılarla. Çin, Rusya, Hindistan, bunlar yeni dünya ekonomisinde büyük merkezler haline geldiler ve yeni yapılanmalar var. Ama düşünsel boyutta da bir önerim olacak, mutabık kalalım önce sizinle. Tabii ki. Uzak Doğu demeyelim, Doğu diyelim. Doğu yani, diyelim. Yani uzak batı diyor muyuz Amerika'ya? Amerika diyoruz, batı diyoruz genel olarak. Tarihi dün olan yere batı diye tanımlıyoruz. Evet. 1945'ten sonraki gücüyle, ağırlığıyla, belirleyiciliğiyle. Doğu diyelim sadece, tamam. Doğu felsefesi. Öyle diyelim hocam. Ama Anadolu göçlerle gelen, evet, büyük göç alan yer. Bizim de 1071 öncesinde de büyük bölüm bölüm gelişler var. Düşünsel gelişler var. Bunu koyarak. Peki, burada hamurunda tasavvuf felsefesi olan bir kişisel gelişim kitabı notu. Evet. Demek için diye bunu söyledim. Evet. Kişisel gelişim, bireyle ilgili öneride bulunmak sizin yaptığınız ama paylaşarak, önererek, elbette, paylaşma da bu topraklara ait. Tabii bir şey, ki mi? Zaten o çok temel bir felsefe. Paylaştığımız, evet, zaman mutlu oluyoruz. Evet. Şimdi zaten Batı'dan o anlamda ayrılıyoruz. Batı bireyi ön plana aldığı için sadece bireyi böyle çevresinden bağımsız ele alıp birey tek başına mutlu olabilirmiş gibi bir yanlış anlaşılma var. Ama bizler öyle değiliz. Yani bu toplumda, bu coğrafyada bizler verdikçe, paylaştıkça... Veren el çoğalıyor. Evet, elbette. O yüzden bizim felsefemize uygun değildi. Evet. O anlamda ben Anadolu mutasavvıflarına daha çok ışık tutmak istedim. Ben de bütün bunları o hacimli kitabınızın planlanmasında içindekiler bölümünü incelediğimde, evet, başlıklandırmak, bilimsel kurmanın önerirken ne söylediğinizin temeli gördüm. Biraz da merak ettiğim için derinliğinizi çok ciddi bir hazırlık yapmadan kitabınız ekseninde sizi tanımak için geldiğiniz anda tanıştık sizinle. Evet. Talep ettim ve birlikte olduk. Teşekkür ederim. Tekrar sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki, bu kitabı imzalarken üç isime ithaf var. Kim onlar? Çocuklarımız.
Üç evlat mı? Evet, evet. Siz evet. annesiniz. Evet, anneyim. Anneler günü. Yarın anneler günü, evet. Kutlu olsun çok o zaman. Çok teşekkür ederim. Sizin şahsınızda bütün annelerin gününü kutlamış çok olalım. Çok teşekkür ederim. Bu programı annem de izliyor. Onun da öyle mi? Ne güzel. Elinden öperek. Ne güzel. Ama biz saat 12'de Kadıköy'de bulunduk. Cumhuriyet kadınlarının davetlisi olarak yağmur altında gür sesle Filistinli annelere ithaf ettik hani bu yılki anneler gününü. Ne güzel, çok güzel. Evet, anneler günü. Anne formu da tasavvufta önemlidir değil mi? Evet, anne formu da önemli, aile formu da önemli. Benim zaten bu kitapla ilgili araştırma sürecim 3 yıl sürdü. Ve sadece aslında Anadolu tasavvufuna bakmadım. Çünkü benim amacım günümüz insanına ne diyebiliri ortaya çıkarmak olduğu için ben modern psikolojiden, pozitif psikolojiden ve çağdaş yazarlardan neler alabiliriz? Almışsınız zaten. Aldım. Nerelerde aynı şeyleri söylüyorlar, nerelerde örtüşüyorlar onları ortaya çıkardım. Ve bunu daha ikna edici buldum aslında. Evet, çok doğru. Belli kavramları da ayrıntılı olarak ele alıyorsunuz. Bizim kültürel yapımızda olan tasavvuftan normal insan yaşamında, Anadolu'da dünyaya sinmiş olan, doğal, nefes almak kadar doğal olan kavramlar var sizin sorduğunuz. Değer kavramı mesela. Evet. Siz çok önemli bir şey koyuyorsunuz. Değil, bu. Değeri alalım diyorsunuz. Değerlerle hedefleri kıyasladım. Evet. Onların nasıl bir fark var? Çünkü hedefler maddi oluyor genelde. Şöyle maddi oluyor işte evim olsun, arabam olsun ondan sonra ama sadece maddi oluyor derken parasal anlamda değil, işte terfi edeyim ancak o zaman mutlu olurum, işte şu kişiyle evleneyim o zaman mutlu olurum. Yani burada hedefler hep dış koşullara bağlı ama değerler öyle değil. Değerler bizim içimizden dışa doğru. Yani çalışkanlık bir değer, özgürlük bir değer, adalet bir değer. Hepimiz kendi değerlerimizi bilirsek ve o değerlere uygun bir hayat yaşarsak anlamlı ve mutlu bir hayat yolculuğumuz olabiliyor. Yine burada size çok yalın bir soru. Kendinizi aileden tarif ederken ve ortaya koyduğunuz hacimli eserde zaten ifade ediyorsunuz ama Mustafa Kemal ya iskele ölüm derken hedef de koyuyor. Elbette. Bugün, hedef de koyuyor. Bugün şehitler gelirken Irak'ta yeni bir dünyanın kuruluşunda taraf olup kuzeyde ve güneyde savaş sürerken Amerika'nın doğrudan koruyucu etkisi altındaki yapıyı dağıtmak üzere hedef koyuyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Onlar tabii değerlerle örtüşen hedefler. Beraber olur. Şimdi bir hedef var, hiçbir değerinizle örtüşmüyor. Bir anlamı yok onun. Evet. O hedefinizle değeriniz birbiriyle örtüşecek. Yani orada özgürlük bir değer olduğu için ya istiklal ya ölüm diye bir hedef konulabiliyor. Evet. Onun altı dolu. Yani onun altı özgürlükle sizden dolu. Sizden yeni bir kitap da talep ediyorum. Plazanın dışındaki hayat içinde bir kitap. Önümüz 3 yıla da bunu koyun. İnşallah. Cumhuriyet kadını olarak İnşallah. Bunu koyun ve bu kavramlar orada plazada o kadar haklısınız ki. Önce yaptığınız programları da izledim. Evet. Orada söylediklerinizi dikkatle ve hayranlıkla izledim. Bütünlüklü düşüncenizi koyuyorsunuz. Plazanın sınırları içinde. Yani aslında biz plazanın sınırları içinde diyemeyiz. Yani günümüz insanı, günümüzün tatminsiz ve mutsuz insanı. Çünkü yanlış tarif ediyoruz mutluluğu. Yani mutluluğu dışarıdan sağlanacak koşullara bağladığımız için mutlu değiliz. Bir de çok fazla takılmışız mutluluğa ama sufiler takılmamış. Sufiler anlamlı bir hayat sürerken, erdemli bir hayat sürerken mutluluk onun bir getirisi olarak gelmiş. Yani orayı bir fixlememişler, illa mutlu olacağım gibi bir çaba, hedef yok. Evet. Orada takılı kalınmıyor. Çok güzel, doğru. Sen anlamlı bir hayat sürersen, doğru. Değerlerinle hedeflerin birbiriyle örtüşürse zaten mutluluk kendiliğinden bir gelecek olan bir çıktı, bir getiri. Evet. Üç kavramı bize sizdeki karşılığıyla değerli izleyicilerimize
ulusal kanalın ve ulusal radyonun izleyicilerine, dinleyicilerine açıklar mısınız? Hakikat, değer ve insan olmak, insan, kamil insana doğru adım atmak, yalın, sade olmak. Evet. Bunları anlatır mısın? Tabii ki, elbette. Şimdi insan olmak deyince aslında şimdi psikolojiden de girebiliriz burada. Pozitif psikoloji insanın erdemlerine odaklanıyor. İyi yönlerine odaklanıyor. İşte ne, dürüstlük olur, ondan sonra yardımseverlik olur, bu çok önemli. Evet. Merhamet. Evet. Diyor ki pozitif psikoloji, sen bu yönlerini geliştirdiğin zaman, bu erdemlerini geliştirdiğin zaman zaten daha iyi bir hayat yaşarsın. Ama onun öncesinde psikolojinin sadece arazlarla ilgilendiğini görüyoruz. Yani bir tarafta bir bozukluk var, onu gideriyor ve tekrar sıfır noktasına geliniyor. Fakat tasavvuf daha ilerisini vaat ediyor. Bir hedef koyuyor aslında tasavvuf. İnsanı kamil olma hedefi koyuyor. Yani kamil insan olmak. İnsan olmanın neresindeyiz? Evet. Aynaya evet. bakarken kendimize evet. sormalıyız. Bugün insan olmak için ne yaptın? İş adamlarından başlayarak bu programda sıklıkla söylediğim sanat programındayız. Evet. Çocuğunu yetiştirirken tiyatroya götürmek, bir iki resim alıp, küçük biblo, heykelcik alıp koymak, kitap okumak, tiyatroya gitmek gibi şeylerde sanatçıya destek olmak değil, kendinizi var etmek için, evet. insan olmak evet. için ne yaptınız? Yani bu AVM'lerden çıkıp biraz böyle kendimizi besleyecek. Çünkü oradan besleniyoruz işte diyorsunuz evet. tiyatrodur, sanattır, müzik, sinema. Bunlar evet. bizi besleyen, evet. bizim daha ufkumuzu açan, bize daha iyi hissettiren zaten unsurlar. Evet. Ama biz daha çok işte tüketim toplumlarıyız ya. Evet. Tüketim toplumu AVM'lerde sadece vakit geçiriyor. Evet. Ve şunu alırsam mutlu, onun mutluluğu 2 dakika sürüyor. Sonra evet. ne olacak? 12. 13. yüzyıldan bu yana, Ahmet Yesevilerden, evet. Yunuslardan evet. bu yana, bizim köy seyirlikleri, düğünlerimiz, ölüm törenlerimiz, müziğimiz, danslarımız yok mudur? Çok ciddi bir kültür var, elbette. Çok sanat da içe değil mi? Elbette. Sanat olmadan insan olmak mümkün mü? İnsan kendini sanat üzerinden görüyor, yorumluyor ve kim olduğunu oradan aslında anlayabiliyor. O da evet. çok önemli. Zaten tasavvuf kendini bilme ilmi olduğu için, evet. bu işte günümüzde diyorlar ya farkındalık. Evet. Farkındalık bu aslında. Kendini bil, o anda ne hissediyorsun? Ne güzel söylüyorlar değil mi Yunuslar, evet. Evet. Acı Bektaş Veliler, Ahmet Yeseviler ve ondan sonra gelenler. Ne güzel söylüyor. Bununla ilgili öyle özlü sözler var ki. Tekrar söylüyorum, su içmek gibi, nefes almak gibi doğal. Halkımız farkında aslında bunu. Evet, ama şimdi o sözleri de orada kitaplarda bırakmamak lazım. Evet. Çok güzel günün söylemiş. Günün meselesi değil. Evet, yani çok güzel söylemiş falan deyip orada bıraktığınız zaman bir anlam ifade etmiyor. Bu adam burada ne demek istemiş, evet. ben bunu hayatıma uyarlayabiliyor muyum? Evet. Ya hayatımızda uyarlamadığımız hiçbir bilginin kıymeti yok. Evet. İstediğimiz kadar bilelim. Hayatımızı uyarlamazsak bir kıymet olmuyor. Evet, evet. Anlam bilim dediğimiz şey. Anlamı ne? Anlam. Evet, evet. Mana. Aynen öyle. Mana. Mana. Siz bunları çok güzel biçimde ele alıp yoğurmuşsunuz, söylemişsiniz. Çünkü kendimi de içine kattım. Yani kendi yolculuğumu da içine kattım. Ben bir uçak yolculuğunda çok kıymetli bir hanımefendiyle tanıştım. 80'li yaşlarındaydı. Çok güzel bir cümle söyledi. Dedi ki, ben çok ciddi hastalıklar geçirdim, ölmeye çok yaklaştım. Ama dedim ki, ölürsem Rabbime kavuşacağım, kalırsam torunlarımla daha çok vakit geçireceğim. Ben de şaşırdım. Dedim ki, ya öyle bir ruh hali ki, öyle bir mertebe ki bu. Her iki olasılığa da gönülden kabul vermiş. Dedim ki, insan nasıl böyle bir mertebeye gelebilir? İki olasılığa da gönülden razı ve tevekkül etmiş. Bu müthiş bir şey. Onun üzerine zaten tasavvuf okumalarımı yoğunlaştırdım. Ben Doğu felsefesinde, evet söylediğiniz gibi Anadolu'nun bizim büyük birikimimizden nüansa ayrılan taraflar var. Evet. Çok derin hakim olmamakla birlikte Batı tıkandığında duygu, düşünce olarak
Hindistan'a gittiler, Japonya'ya gittiler, en yüksek Himalayaların oralarına, Tibet'e gittiler. Almak için, almak için, olmak için gittiler. Buraya gelenler de bizde farklı özellikleri gördüler. Bizimkinin büyüklüğünü öbür tarafın kültürel yapısı ve yaşanmışlığıyla açıklayalım. Hindistan'da da çok insanca şeyler olduğunu, Çin'de de, doğru, Japonya'da da, Kore'de de düşünüyor ve görüyorum. Ve bu sanatlarına yansıyor aslında. Doğru. Danslarına, müziklerine yansıyor. Ama hocam bizde şimdi şöyle bir anlayış var. İnsana hizmet, hakka hizmettir. Evet. Yani siz orada Nirvana'ya ulaştınız. Kendinizi gerçekleştirdiniz. Evet. Sizin orada doğudaki kamil insan olma yolculuğunuz bitiyor. Evet. Fakat bizde esas o zaman başlıyor. Bu öğrendiklerini başkalarına da öğreterek, başkalarının hayatlarına dokunarak, fayda sağlayarak bizde esas işte insana hizmet, hakka hizmet meselesi bizi oradan ayırıyor. Evet, evet, çok o kısım kıymetli bana göre. Türk ve İslam değerlerinin yalnız tasavvuf değil, o günün bilimi ve aşılamayan bilim olarak, örneğin İbn Haldun'u da inceliyorsunuz. Evet, evet, evet. Bilimle, Batı'nın üst noktasında bana göre dediğiniz, seçtiğiniz isimlerle karşılaştırmalı yer yer bakıyorsunuz. Karşılaştırıp ortak söylenenlere bakıyorum. Bu da insanlık için gerekiyor değil evet. mi? Evet. Dar anlamda biz değil. Elbette. İnsanlık olarak bize çağırıyor. Bir de günümüz insanı o zaman böyle biraz şey yaklaşıyor. Ya bunlar çok eski öğretiler. Buradan bize hani ne çıkar diye bakarlar diye düşünerek. Evet. Diyorum ki bakın günümüzdeki psikologlar da bunu söylüyor. Yani iyilik yap ama minnet bekleme. Hani Dale Carnegie diyor ki mutluluğun sırlarından biri iyilik yaptığın zaman minnet beklememek diyor. Şimdi bunu 800 yıl önce Süleymi söylemiş. Manevi hastalıklardan biri de demiş, iyilik yaptığın zaman karşılığını beklemektir demiş. E şimdi ikisi aynı şeyi söylüyor. Arada yüzyıllar var. Evet. Biri batıdan, biri şeyden, tasavvuftan. Bizim halk söyleminde iyilik yap at denize, evet, balık bilmesi halik bilir. Evet, evet. Atasözlerinin doğrusu yanlışı diye ayırma durumunda kalıyoruz. Doğrudur bu, yanlış. Temellenen şeyler de var halk sözleri içinden gelirken. İbn Hazm'ın bir şeyini almışsınız. Ben bunun bugün doğruluğunu merak edip tekrar size soruyorum. Sizden alarak. Bir erdemde ilmin her ahlaksızlıkta, cahilliğin bir erdemde bilimin ahlaksızlıkta cahilliğin yeri vardır söylüyor. Evet. Okumaya kalktığımda sizin söylediğiniz kadar güzel söyleyemedim ama esası bu. Bu bugün soykırıma giden ahlaksızlıklar, Hitler'in yaptığının başka boyutta yapılışı var bugün. Evet, bizim tanık olduğumuz ya da kuşatılması var Türkiye'nin, mazlum milletlerin farklı biçimde. Bu cahillikten gelmiyor bana göre. Bunun bu çapta bir araştırmanın çok iyi niyetli ve çok yararlı olduğunu düşünmekle birlikte siyasetin, ekonomi politiğin, sosyolojinin, jeopolitiğin, askeri her şeyleri bunlar de... Bunlar tabii farklı araştırmaların konusu. Ben sadece bunun için bile 3 yıl araştırma yaptım. Bakılması gerekiyor. Yalnız elbette. Cahillikle değil. Cahil dediğimiz insan tasavvufun derinlerine yalın biçimde erişmiş de olabiliyor Anadolu insanı. Tabii çarıklayan kendi harp dediğimiz. Değil mi? Elbette. Bilgi birikimi başka ne bir şey. Ne profesörler gördüm zaten yoktular. Doğru. %100 Batı. Kardeşim bu, ön Asya burası da var. Doğumuzda Asya var. İnsanlık var. İnsanlık var. Burada hiçbir şey yok diye. Cahil millet diye yüklenenler. Evet. Yani bence yaşadığımız toplumun kültürel dokusu çok önemli. Evet. Her toplum kendi kültürel yapısını oluşturduğu için orada yaşayan bireyler de önceliğini o kültürün yapısını öğrenmekle geçirmeli. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ondan sonra elbette batıya da bakalım. Evet. Sonra ortak noktalar bulalım. Evet. Ondan sonra kendi sentezimizi oluşturalım. Hiçbir şeye böyle gözü kapalı sadece hayat ondan ibaretmiş gibi bakmamamız gerekiyor. Değerli izleyiciler, çok özel bir çalışma.
çok özel bir çalışma. Bu alanda yapılmış ben görmedim. Benim eksikliğim eğer varsa okunması gereken bir emek, 3 yıllık zamanla. Başka türlü olmuyor değil mi? Emek vererek. Bir de şimdi bu benim için de keyifli bir yolculuktu. Evet. Hani bir paragraf okuyorsunuz, o sizi başka birine yönlendiriyor. Evet. İşte Ahmet Yesevi, Yunus Emre, İbni Hazm, İbni Haldun, yani okumalar okumaları getiriyor. Sonuçta bunlar benim kendime aldığım notlardı. Evet. Yani başta ben böyle hadi ben buradan kitap yazayım diye yola çıkmadım. Kendime notlar ala ala onları birleştirip kitap yani, haline getirdim. Yani bu Asya'nın doğusundan, Orta Asya'dan gelerek, Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa, Karadeniz'in güneyinden Çanakkale Boğazı'nı geçerek Osmanlı öncesi, Osmanlı ile birlikte Balkanlar ve Avrupa, bütün bunlar kültürel hareketlilik. Evet. Düşüncenin hareketliği, düşünce büyük güç değil çünkü mi? Çünkü orada tasavvuf aslında bir, mesela Ahmet Yesevi'de tasavvuf bir amaç değil, bir araç. İyi bir toplum yaratmak için amaç. Yani demin saydığınız o bütün coğrafyaya ulaşmak bu amacın aslında göstergesi. Niye? Ahlaklı, erdemli bireyler yetiştirdiğinizde toplum da zaten ona göre şekil alıyor. Yani orada amacımız kişi işte erdi, kamil insan oldu, hadi bitti değil, yaymak. O başlangıç yaymak, evet, yani o başlangıç. O değiştiriyor ve orada o güzel fidenin sonrasında büyük yüzyıllık, bin yıllık anıtlar olduğunu görüyoruz. Elbette. Bölgeler değişiyor, insanlık değişiyor. Ama halen insan olmanın başındayız değil mi? Evet, halen işte zaten... Halen aynı insanlar olduğumuz için tasavvuf bugüne bir şey söyleyebiliyor. Bugün. Yani öfkemiz, hasedimiz, kıskançlığımız, ondan sonra yani her türlü iyi ve kötü özelliğimiz insan olmamızdan kaynaklanan 800 yıl önce de aynı, şimdi de aynı. Evet. O yüzden biz hala tasavvuftan istifade edebiliyoruz. İnsan değişmiyor çünkü. Evet. Ya ana yapısı değişmiyor. Evet. Ben belli kavramları istemiştim sizden. Onları yine isteyeceğim. Açın bana anda olmak, evet. Değer, erdem bunlarla ilgili bugün için somutlayarak kitapta söyledikleriniz ve ötesinde yarın için sorumluluk insan olmanın adımı olarak neler söylersiniz? Şimdi bize? Logoterapi, bu Viktor Frankl'ın geliştirdiği terapi, Nazi kamplarında hayatta kalmayı başarmış kişilerden biri Viktor Frankl ve oradan logo yani anlam terapisini oluşturmuş. Evet. Diyor ki orada pes edenler ve hayatta kalanlar vardı. Hayatta kalanlar kimlerdi diye bakıldığında yaşadığı hayattan anlam bulabilenlerdi. Yani biz kendi yaşadığımız hayatlarda bir anlam, acıda da bir anlam var. Evet. Yani bazen bir sizden büyük bir davanın, bir mücadelenin parçası olduğunuzda belki acılı bir yolculuğunuz vardır ama dersiniz ki ben bunu bu dava uğruna yapıyorum. Evet. O sizin hayatınızda vatan anlam... savunmasını, evet, yani. Çanakkale'deki şey... O sizin hayatınızda anlam kattığı için... Evet. Bugünkü şehitlerimizin geldiği yer. Siz zaten hayata böyle sıkı sıkı bağlı olursunuz. Sizin öyle canınızın sıkılacağı, mutluluk peşine koşacağınız bir hayatınız zaten olmaz. Evet. Yani benim... Not olarak aldığım Viktor Frankl'ın şeyini siz ben sormadan açıkladınız. Çok önemli, çok önemli. Burada model olarak bir Rus şairi kullanıyor, Modigliani. Güzel bir kadın, Anna Ahmedova ama iyi bir şair, güçlü bir şair. Model olarak kullanıyor. Hayatını orada yapılandırabilmek, orada yaşamak için modellik yapıyor. Olağanüstü güzel eserler çıkıyor. Modigliani, önemli bir ressam. Evet. İnsanı çizen, insanın o desenlerde özellikle sanat tarihinin birleştiği bir şey var. İçini çiziyor, fiziki görünüşünü çiziyor. O hali, o anı, o andaki duyguyu, düşünce içini çiziyor. Siz de içe bakmaya çok vurgu yapıyorsunuz. Evet, içe bakmaya tasavvuftan vurgu yapıyorum. Tasavvuftan hareketle.
Evet, şundan dolayı çünkü biz işte hep dış koşullardan gelecek mutluluk zannediyoruz. Evet. Bir şeye sahip olduğumuzda mutlu oluruz. Bir istediğimiz gerçekleştiğinde mutlu oluruz zannediyoruz ama olmuyoruz. Çünkü o istediğimiz gerçekleştiğinde hemen bir sonrakine yöneliyoruz. Evet. Yani çok kısa süreli tatminlerle bir sonrakine yöneliyoruz. O yüzden mutluluk tüketiyoruz, bize tüketiyoruz. Dışarıdan gelmemeli. Üretmek gerekiyor. Evet. Evet. Üreten Türkiye çok şeyi değiştirir. Elbette. Düşünsel boyutta da bu böyle. Üretmediğimiz zaman dışa zaten bağımlı oluyoruz. Bireyde de böyle, toplumda da böyle. Evet. Birey kendi ürettiği zaman dışarıda ne olursa olsun onun içinde bir huzur ve dinginlik oluyor. Evet. Toplum da üretmediği zaman her dışarıya bağımlı her seferinde. Evet. Yani birey de toplum da birbirine bağlı elbette. Duygu ile düşünce, madde ile Karl Marx, Marksizmin inşasında insanlığın geleceğini isteyen felsefe, tarih, sosyoloji her şey içinde büyük harflerle başka bir mantığı kuran şey, metayı anlatmak için büyük eseri Kapital'de yoğun emek veriyor. Maddenin yüzünü, ruhu anlamaya çalışmak için yine dönüyor. Peygamberin çocukları, torunları diyor. Osmanlı'nın o dönemini değerlendirirken bu toprakların büyüklüğünü söylüyor. İşte tasavvufun gücü orada çıkıyor. Batı'nın ulaştığı en üst düzey olan Marksizmin yaratıcısı, düşünsel babası, evet, Marx, sufilerle gelen, tasavvufla gelen, ete kemiğe insanla, sıradan insanla, köylüyle buluşan o askerle buluşan o yapı için büyük değer diyor. Beethoven Hazreti Muhammed bestesini yapıyor. Hazreti Muhammed müthiş bir bestedir o. Bütün izleyicilere internetten girip bakmalarını, temel kaynaklardan temiz bir ses olarak Beethoven'dan dinlemelerini öneririm. Kültür tarihi içinden bakıldığında. O Hazreti Muhammed işte Kur'an ve sünnetten alır temelini dediğimiz şey kültürü yaratıyor. Kültür tarihi içinde başka bir boyut oluyor. Ahmet Yesevi oluyor. Yunus Emre oluyor. Elbette. Ve itidal. Ben bunun da aslında altını çizmek istiyorum. Evet. Yani bizde dünyevi zevklerden tamamen mahrum olmak diye bir durum yok. Yok canım, olur mu? Yani bunları bilip, bu duyguların farkında olup bunları akıl süzgecimizden geçirdikten sonra itidali, yani orta yolu bularak, evet, bir ayağımız maddi dünyada, bir ayağımız manevi dünyada diye özetlemek gerektiğini o düşünüyorum. O meselelerde var. Yedim say diyor, armudu koyuyor. Yedim say diyor, pilavı pişirmiyor, etsiz yapıyor ya da yedim say diyor filan, cami yapıyor. Yanlış deniyor. Makbul değil. Yiyecektin ihtiyacın kadar olanla, güçlü olacaktın sağlam düşünmek için. Bugün ekmek 10 lira oldu diye problem oluyor ve insanlar ekmeğin meselesini yapıyorlar. Et fiyatı tartışma konusu oluyor. O insan olmanın bir parçası da ayırmamak, yani ihtiyaçlarını karşılamak. İyi bir eşi olmalı, karnını doyuracak işi olmalı, elbette, üretim elbette içinde olmalı, sosyal çevresi zaten olmalı. Zaten sufizm hep yanlış anlaşılmış. Hani inzivada yaşamak, bir lokma bir hırkadan ibaret bir yaşam sürmek, sufizm böyle bir şey değil. Yani sufizmde aslında tamamen tam bunun tersi var. İnsanlarla beraber, yani halkla beraber hakka varmak var. Evet. Burada esas halkla olan... Halkla beraber. Elbette. Halkla beraber hakka varmak. Yoksa inzivada herkes yani sufi olabilir kendince ama buradaki marifet bunu... Sufi gibi olur. Biraz evet, önce söylediğim gibi. Evet. Kendi olmakla, aslı evet, olmakla gibi olmak aynı şey değil. Elbette. Elbette. Selcan ne demektir? Selcan Dede Korkut hikayelerindeki bir kahraman. Selcan evet, Hatun. Benim daha önce işte yazdığım bir romanda da kullandığım bir isim Burla Hatun. Burla Hatun da güçlü kadın, o da Dede Korkut'ta geçiyor. 40 cengaver kadınla birlikte böyle savaşan güçlü kadın aslında. Evet. Burla da öyle.
Selcan o kadar güçlü değil belki Dede Korkut'taki kahramanlar olarak. Siz güçlü Cumhuriyet kadınısınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Ve ben Cumhuriyet kadınlarına üyesi misiniz? Öneriyorum sizi bulsunlar ve birikiminizden alsınlar. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Sizi bu konuşmalara davet etsinler. Kitaplarınızı imzalayın, onlarla derin derin söyleşin. 45 dakikalık bir programla sınırlı kalmasın bizim sağ açımızdan. Olun. Ben erkek olarak Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin üyesiyim. Ne güzel. O anlamda öneriyorum bunu. Çünkü toplumun yarısı kadın ve yarın anneler günü. Evet ve çocuklara da temel değerleri bizler kızım veriyoruz da aslında. Yani, buradan hareketle söylüyorum. Cumhuriyet kendi programıyla, Türk Devrim Programı'nın bir parçası olarak kendi kültürel köklerine sahip çıkmak elbette zorunda. Elbette. Zaten gücümüzü oradan alıyoruz. Evet. Yani biz gücümüzü kendi kültürel değerlerimizden alıyoruz. Sırtımızı buna yasladığımız zaman zaten ileriye de evet, daha rahat bakabiliriz. Evet, ben tekrar kitaba dönelim istiyorum. Tabii. Oradan bir daha açılırız. Tamam. Ve hayat üzerine tamam, sohbetimize devam ettiğimiz gibi. Sormadığınız şudur esas dediğiniz nokta nedir? Şimdi şöyle tevekkül. Tevekkül konusu önemli. Bizler evet, tevekkülü yanlış evet, anlıyoruz. Evet. Biz tevekkülü böyle bir kenarda köşede oturup evet, işte Allah'tan evet, ne gelirse ona razı evet, olmak zannediyoruz. Evet. Ama aslında tevekkül bu değil. Evet. Taneyi toprağa ektikten, tohumu toprağa ektikten sonra gerisini bırakmak Allah. Yani sizin o tespitiniz benim notlarım arasında yine var. Öyle yani mi? Sürenin sınırlılığı ile ilgili. Evet. Çok net koyuyorsunuz. Sorumluluklar, insan olmanın bir parçasına tevekkül. Evet, devam evet, edin. Evet, orada mesela bir hikayeden bahsettim ben kitapta. Çölde sakat bir kuş var. Onu izliyor bir gezgin. Ondan sonra bakıyor, izliyor. Sağlam bir kuş ona yiyecek getiriyor, ağzına yiyeceği bırakıyor. Diyor ki işte diyor çölde bile olsa sakat bir kuş rızkını diyor ona Allah veriyor diyor. Fakat bunun üzerine İbrahim Ethem diyor ki sen neden sakat kuşa yardım eden sağlam kuş olmuyorsun? Esas olan demin de bahsettik ya, veren el alan aldan üstündür diye. Evet. Yani tevekkülü böyle ben bir şey yapmayayım işte tek başıma bekleyeyim bir şeyler gelsin değil. Sen orada sağlam kuş ol, sen yardım veren ol. Aslında burada hikaye birazcık da kendini ortaya çıkarıyor. Tevekkül oturup beklemek evet, değil. Sabır da oturup beklemek değil. Şimdi sabırla tahammül de çok karıştırılıyor. Evet. Sabır aslında etkili ve aktif bir nur. Hayat nuru artıran bunu böyle tarif ediyor. Tahammül pasif. Tahammülde kişi böyle katlanan, boyun eğen, acı çeken bir pozisyondayken sabırda umut var. Tahammülde umut yok. Bunların ikisinin de aslında farkına varmak gerekiyor. Sabır belanın karşısında edep ile dik durmak. Teslimiyet yani, değil. Teslimiyet değil. Vazgeçmiyorsunuz. Bir gayeniz var, o gayeye giden yolda bir takım zorluklar var. Bunlara tamam diyorsunuz, kabul ediyorsunuz ama sabırla da bekliyorsunuz. Yani sabır asla öyle pasif edilgen bir ruh hali değil aslında, kavram değil. Olgunlaşması için meyvenin evet, zamana ihtiyaç var. Evet. İnsanın da mükemmel yok ama adım adım kendini inşa etmek, emek vermek, dikkatle, özenle, evet, sabırla çalışmak evet, gerekiyor. Vazgeçmemek. Bunun için de yine günümüze aldığımızda sanat, hayatın insan olmak, hayat ve sanat hayatı. Ben sanat hayatının içinde birisi olarak, yaş almış bir birey olarak diyorum ki, mutlaka olması gereken, sanatsız bir hayat olamaz, olmamalı. Bunun içinde öykü, roman var, şiir var. Elbette. Bunun içinde sinema, tiyatro, opera, bale var. Bunun içinde dansın her türü var. Var, çeşitli şeyleri var. Yedi sanat ve ayrıntıları var. Görsel, işitsel sanatlar. Bunlardan kopmamak diyemeyiz. Vaktim yok.
Zaten aslında olmaz. Sanat da bizim içeriden dışarı ürettiğimiz bir şey ya. Evet. Hani biz demin onu söylüyoruz ya, dışarıdan beklemeyelim. Evet. Koşulların iyileşmesi, işte çocuklarım şu okula giderse mutlu olurum, terfi edersen mutlu. Hani hep dış koşullara bağladığımızda iyi hissetmeyi, evet, mutlu olamıyoruz. O koşullar gerçekleşmediğinde ne olacak? O yüzden işte sanat da öyle bir şey, insanı mutlu etme anlamında. İçeriden dışarı yansıyan. Bir nevi de terapi aslında sanat. Bugün müzik terapi var biliyorsunuz. Ciddi olarak üniversitelerde de okutuluyor. Yani sanatın bu anlamda iyileştirici bir tarafı da var. İlle profesyonelce ses eğitimi alıp şarkı söylemek gerekmiyor. Şarkı, özellikle şarkı ve türkü söyleyebilmeli insan, değil mi? Kendisi ben beste olabilir. Yapıyorum ama hani nota bilip enstrüman çalarak değil, gene böyle içeriden gelerek onu sesli notlara kaydediyorum. Sonra aranjör arkadaşlarımla onun üzerinde çalışıyoruz. Evet. Güzel bir vokal, ona enstrümanlar koyup, yani o da bir yaratım. İnsan üretim ve yaratım süreçlerinde olduğu zaman zaten anlam buluyor hayatında. Üretim önemli bir kavram değil çok mi? Önemli, çok önemli. Çünkü üretmediğiniz zaman yaşamda geriye doğru gidiyorsunuz. Sürekli tüketen olduğunuzda yaşam sizi aşağı çekiyor. Evet. Süremizin sonuna geliyoruz. Evet. Son şunları da diyeceğiniz ve izleyicilerimizle vedalaşacağınız birkaç dakikayı size bırakıyorum. Elbette. Ben o zaman şundan, şimdi sabırdan bahsettik, tüketim, haz, kalıcı mutluluklardan bahsettik, o değerlerden ve erdemlerden bahsettik. Diyorum ki tasavvufu biz 700-800 yıl önce söylenmiş, o güne ait, o gün geçerli bir öğreti olarak görmeyelim. Çünkü tasavvuf kendini bilme ve gönül ilmi. Bakın tarifler de çok güzel. Kendini bilme ve gönül ilmi. Muhteşem. İşte buralardan hareket ederek böyle işte dışarılarda duyduğumuz moda olan yeni nesil spiritüel çalışmalara gitmeden önce veya gitmek yerine diyelim, biraz buralara bakmayı, biraz bizim kültürümüz, bizim topraklarımızda neler olmuş, kendi kültürel dokumuza uygun olan öğretilerden beslenmeyi ben tavsiye etmek istiyorum naçizane izleyenlerimize. Çok güzel. Değerli izleyiciler, Selcan Gür. Gördünüz nasıl bir cumhuriyet kadını, nasıl derin köklü meseleleri, aslında biz olan meseleleri, bugünün temel ihtiyacı ve yarının olmazsa olmazları olarak ortaya koyuyor. Güzel bir eseri 3 yıl emek vererek çıkarmış konuğumuz oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun Zafer Bey. İzleyicilerimizin de mutlu olduğunu, anneler günü öncesinde. 3 evlat annesi siz. Çocukların adını bir daha söyleyin. Eren, Dağhan, İnci. Çok güzel. Size yuvanızda mutluluk, ülkeye huzur, sağlık, güzel bir hepimiz, insanlık dileğiyle teşekkürle bitiriyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli çok sağ izleyiciler, saygıyla.